Burcum, nasıldı gecen? Ay, gece çok güzeldi. Rahat uyuyabildim de. Evet, ben gayet rahat. Biraz rüzgar vardı ama bu da sıkıntı teşkil etmedi herhalde. Rüzgar ve köpekler diyebilirim Ya o kampçılıkta yani nasıl diyeyim ki %60 %70 olabilecek bir şey. Evet, güzel yani ilk deneyimim olarak. Farklı yani. Bu duyguyu yaşamaya değer. Evet, kesinlikle. Ama az bir uyku uyuduğumuz halde yani ben şahsen dinç bir şekilde uyandım. Aynen. Gece saat 2:30-3 gibi yattık herhalde. Belki 4'e geliyordu. Sabahtan 8:45-9 gibi kalktı. Gölde orijinal rengini almış bu arada. Evet. Turkuaz rengi. Akşam şuradan çekim yapacaktık. Yakın bakın uzak gelmişti. Buradan şu suyu daha fazla girecektik. Yukarı doğru. Çok denemeydi zaten. Şu anda Tortum Gölü'nün etrafında, daha doğrusu Tortum Gölü'ndeki Yarımada'nın etrafında yürüyüş parkurunda yürüyoruz arkadaşlar. Daha önceki yıllar bilmiyorum ama bu sene kamp için yer yapılmış. Çünkü bayağıdır tadilattaydı. Şimdilik kamp ücreti 100 TL alıyorlar. Tabii daha sonra uyanıp fiyatları artırabilirler. Çünkü Karadeniz sahilinde 150-170'ten aşağı yer bulamamıştık konaklamak için. Şu anda 31 Ağustos, 1 Eylül tarihlerinde olmamıza rağmen gece de hava güzeldi. Erzurum'da akşamları serinli olurken buradaki rakımdan dolayı şu anda takriben rakım 1000 olması lazım. 1000-1100 arası. Gündüz zaten aşırı sıcak vadi içerisi olduğu için gece de oturulabilir, rahat yatılabilir yani çadırda üşümeden konaklayabileceğiniz, kamp atabileceğiniz bir mevsim. Sadece yeşil yoktur artık. Yeşil kurumuş. Tabii yönetim suyu da bayağı bir çekilmiş. 10 metre aşağı çekilmiş galiba değil mi? Rahat rahat. Çünkü bahar yağmurlarından sonra yazın hiç yağmadı denilebilir. Büyük parkurunu falan güzel yapmışlar. Bazen etrafını rahat rahat dolanabiliyorsun. Yeşillendirme çalışması yaptılar, şey yaptılar. Ne kadar güzel olur.
tane sazanlar mı yoksa? Balıklar falan. Şey balık demişim. Kurbağalar falan var, şeyler falan var. Yarımada ama güzel, görkemli bir etkisi var. Zaten burayla ilgili araştırma yaptıysanız buradaki kaya oluşum yapısı da farklı bir özelliğe sahip. Kirli kayalar diye deniliyor. Atalım. Yemekten sonra bir daha bir dolanır, bir fotoğraf motora çekilir. Ondan sonra şey yaparız. Tabi Tortum Gölü'nün bitiminde şelale var. Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük şelalesi. Orası da genelde Mayıs-Haziran aylarında en zirve akış gücüne sahip oluyor. Daha sonra suların azalması ve orada TEDAŞ elektrik üretimi olduğu için şey yapıyorlar, suyun büyük bir kısmını kesiyorlar. Ve şelaleden sonra bir 2-3 kilometre daha aşağı gittiğiniz zaman orada da saklı bir kent var. Yani benim tabirimle saklı bir kent. Yani yedi göller denilen bir yer var. Küçük küçük göller falan var. Bir tane büyük gölün etrafında alabalık tesis falan var. Etrafında yine piknik yapılabiliyor. Orayı genelde gelen turistler olsun, yerli yabancı, fark etme olanağı biraz kısıtlı oluyor. Çünkü tabela tam belli olmuyor. Yoldan ayrıldıktan sonra bir 3 kilometre 4 kilometre kadar aşağı iniyorsunuz. Oranın rakımı daha düşük. Orada tam bir çukur içerisinde oluyorsunuz. İmkanımız olursa oraya da gideceğiz. Tabii ki iki tane ufak tekne hastalar. Şurada tekne turlar bile yaptırılır. Bir de var galiba. Uzun şey olabilir yani. Şuradan başlayıp ne bileyim ki buruna kadar gidebilir. Oradaki bu tarafa gelebilir. Şeye gidiyorsun. Hasankeyf'e gidiyorsun. Ondan sonra Halfeti'ye gidiyorsun. Yani oradaki göllerden burası küçük değil. Barajlardan. Ama orada şey yapıyorlar. 10 dakikada bir sular kalkıyor. 10 metreden fazla çekilmiş ama. Vay be. Ya işte yağmur yağmadı mı kurak olunca ya bu da bir kaçınılmaz oluyor. Ya genelde genelde su işte gölü besleyen bir su var da kuruma durumu söz konusu oluyor. Sen bina dikiyorlar bakalım. Ora 2-3 senedir var. Çalışma zaten girişi bir daha kapatmıştılar. Yani doğru düzgün giriş çıkış yapamıyordu. Bu sene neyse ki en azından şey yapmışlar. Giriş kapısını açmışlar. Ben
geldiğim zaman yan taraftan patika yol vardı, motorlu oradan geçiyordu. Evlerin yanındaki düzlükler mi? İşte otel mi yapıyorlar artık, pansiyon mu yapıyorlar, apart mı yapıyorlar, bir şey yapıyorlar yani, belediyenin eli var orada. Tesis tarzı bir şey yapıyor. Çok, ne kadar yok. Ya yazın şey yapıyor ya, tesiye kadar turist çekiyor şimdi. Mesela Yedigöller'de şeyler falan var. Bungalov evler yapmışlar. Bir geceliğine 600 lira 700 lira para istiyorlar. Konaklamak için. Yani çünkü bungalov tarzı evler. Aynen. Yani biz günü birlik gelip gidebiliyoruz ama turist geldiği zaman buraları adam akıllı gezeyim dese en az bir 2-3 gün durması gerekiyor. Şu anda adanın etrafına dolandık, geldik. Tekrar bu yolda aracın yanına geçeceğiz. Derece buna deniliyor galiba. Aynen. 360 derece kamerayla 360 derece bir tur attık geldik. Evet, aracımızın yanına gelmiş bulunmaktayız. Şöyle şuradan kenara doğru geçince ağaçların altından böyle gölün kenarında güzel bir kamp alanı, sessiz sakin. Yani yoldan araçlar falan geçiyor ama çok fazla rahatsız etmiyor. Sadece işte köpekler olduğu için zararlı değiller. Sadece havlama sesleri biraz rahatsızlık verebilir. Onun dışında rahatsız olabileceğiniz bir durum yoktur. Gelmek isteyenlere tavsiye edebilirim.